Evet, eline sağlık. Sağ ol usta. Evet. Nasılsınız? İyiyim. İsminiz? Allah'ın ismimiz Haydar Deniz. Evet. Evet. Lağabınızda kimler derler aşağı şehirde? Aşağı şehirde mi? Toplamızda da o Haydar derler. Evet. Güzel. Ha. Peki hangi obada oturuyordunuz? Toktamış mahallesinde. Toktamış. Ha. Peki kaç yıldır bu mesleği yapıyorsun? Bu mesleği efendim şeyle böyle 30 yıldır, 35 yıldır yapıyorum. 35 yıldır. Ha. Peki. 35 yıl yapıyorum. Dışarıya gitmek aklından geçti mi senin de? Bak İstanbul'a gitti bütün yümeniciler. İstanbul'a gittiler ama yümeniciler ben de ona gitmedim. Nasibim dayımış. Onlar zengin oldu. Ben de fakir oldum oğlum. Yapacağım. Hayır şimdi bir de sizin değermen işi vardı. Değermen de 30 sene değermençliği öttüm. Yaşım 60 oldu. Nasıl biliyorum ben? Rahmetlik baban iyi küfür yapardı biliyor musun? Tamam be işi vardı ona buna ya baba böyle ya. Tuttuğuna şey oldu. Demek bizim rasimimiz eylemiş, onların rasimimiz eylemiş. Şimdi giren zanaata mı oturuyor? 30 sene terk edemem bu zanaatı. Şimdi her şeyden önce para hiçbir şey halletmez. Tabii. İnsanın iffet, namus, şeref toplumundan memleketinde falan. Para da her şeyi örter. Şimdi para şöyle örter. Para bir vasıtadır ama insanların vasıtayı da değerli kullanması elinden uçuyor. Çok şimdi abi. Kaybetmekte cesaret de var. Şimdi besinler bu atılganı biliyorsun kundurayı iki kişi dikerdi. 2-3 kişi besinler. Benim kardeşim de kundura dikerdi. Bir ayağı 42 öbür ayağı 43. Ayağıma girmezdi. Bir çıt ayakkabı çıkarlar aşama kadar şimdi bir adam haftada 100 çıt ayakkabı çıkarıyor. Anladın mı? Her şey şimdi eskiden çetin işlerimiz. Demek ki besinler her şeye ayağı uyduruyor. Tabii. Çalışkan adamlar. Tabii besin adamı çalışkan her tarafta. Türkiye'nin her tarafında öyle çalışkan. Demek ki atı vardı meydan yoğurdu burada. Yok. Türkiye'nin adamı çok çalışkan bir adamdır. Nerede geçse şükür kazanırlar. Ağrıları açık, yüzleri ağır. Şimdi sana da sorayım. Neden göçtüler bunlar? Bunlar o zaman köşkeller bir doralaştığı çıktı. Kristalvat artık çıktı. Bunlar en aşağısı 2 sene giderdi, 1 sene giderdi. Evet. Köşkeller ve ayakkabısı artık efendim sattırmıyor onlar çıkınca. Mercimi kaldıran bunu da iflas etti götürerek geçti. Kimisi boşuna gitti, kimisi perişanlık şerefe gitti. Kaderlerde de varmış o adamların. Evet. Zengin olan zengin oldu, fakir olan fakir oldu arkadaş. Evet, ne yapalım işte böyle dünyanın şeyi. Peki, ikincisi de şu. Şimdi diğer mesleklerde de. Kasap gidiyor, tekstile giriyor. Demirci gidiyor, tekstile giriyor. Yani iş değiştiriyorlar korkmadan. Bu besinler niye böyle her dalı alıyorlar? Neden deniyorlar? Atılganlar, cesaretler evler. Korkmuyor. Çünkü ya çiftliği yok ki. Zaten bayırda 4 köt bağı vardı. Tamam. Ne kaybı var ki? Korkan bezirgen ne kere deniz de ne der ona? Tamam. Daha beledir. Atılganı bunu. Peki şimdi diyorum ki aşağı şehirde diyorlar ki burası bataklık. Belki karardı olsaydı bu kadar göç olmazdı diyorlar. Olmazdı. Sen ne diyorsun? Olmazdı ama iş olmazsa ne yapacaktın? İş yok, göç ne yapacaktın? İş önemli. Siz de şöyle. Bir de yer yapısal. İş aşı oldu. O zaman onun için herkes kaçtı. Peki sana deselerdi nereye kurardın şehri? Haydi bu şehri desin. Ya şehri kuracak yeri sen de biliyorsun. Ben de bir arkadaşlar da bütün efendim o kayardın yerine. Şey çıksın olardı. Evet. Sen de biliyorsun. Evet. Ama ne yapak ağalar beyler elinde. Şimdi ise bu killağı gömdüler. Memleketimiz yerine hatta sahibi yok. Tamam mı yavrum? Böyle bir dünyanın şey. Peki. Şimdi ikincisi de şu. Eski bayram kala oyunları, yedi bela, kayyumlar, şeyler, Adıyamanlı Mehmetler. Eskiden çalardık, oynardık, hamamlarımıza düğün ederdik. Şimdi o zamanki zevki, eğlence şimdi bulabiliyor musun? Şimdi arkadaşım o zaman bizimkiler Kürt havasıyla güzel her şey diyeceksin sana oynardık. Şimdi de laylay var laylay. Anladın mı? O zamanlar geçti Kürt havaları. Şimdi laylay var. O zamanlar geçti. Bayram kalanın havası nerede? Kayın mı? Kim nerede? 12 nerede? 12 nerede? Demek Türk kendi aslı müziğimizi bırak. Şimdi efendim avlatlar şeyle oynuyor. O zaman şirmalı oynarlar. Öyle derler. Peki bir besin ya.